Sancılar bölgesinde binlerce yıldır var olan Kutsal Kale. Trak ve Kelt uygarlığı ve onların megalitik kutsal alanları. Ve tüm kültürlerini anlatan Vize Oppidum Kutsal Alanlar Projesi. Şimdi bilinmeyende. Merhabalar sevgili seyirciler, iyi akşamlar diliyoruz. Bilinmeyen programı başlıyor. Bu akşam ne konuşacağız? Az önce aslında teaserımızda biraz bahsettik. Trakya ismi Traklardan geliyor ve çoğumuz Traklar kim herhalde bilmiyoruzdur ve muhtemelen üzerine sizler de pek düşünmemişsinizdir. Bizler de öyle. Ta ki geçtiğimiz günlerde bir proje karşımıza çıktı. Sadece biz ilgilenmedik bu projeyle. Avrupa Birliği de yakından ilgileniyor. Ve tabii bu merak bizi Kelt ve Trak kültürünün bilinmeyenleri üzerine bir program yapmaya itti. Ebru Yücel ile birlikte yapımcı yönetmenimiz oturduk düşündük neleri vardır neleri yoktur diye ve gördük ki müthiş bir kültürel hazineden bahsediyoruz. Çok ilginç bir medeniyet. Dünyanın en büyük kutsal tapınağının peşinden giden arkeologlar var ve onlardan biri olacak diye tahmin ediyoruz. En sonunda işte o görkemli tapınak ortaya çıktığında gizemli yeraltı şehirleri ısrancalarda çok uzun bir zamandır uykuda ve umut ediyoruz ki yakında yeryüzüyle yeniden ışıkla buluşacak. Tüm dünyanın da ilgisini bu bölgeye yeniden çekecek. Sevgili seyirciler, Camelot'a, Merlin'e kaynaklık etmiş medeniyetlerden bahsedeceğiz. Çok çok değişik yaşam biçimleri de var aslında. Sese çok önem veriyorlar. O yüzden seslerini çok fazla kullanmak istemiyorlar. Terapetik yöntemleri var. Kendilerince bir büyü yöntemleri var. Tüm bunları konuşuyor olacağız. Gök Tanrı inancı söz konusu. Tabi ritüelleri, sembolleri, kutsalları, otlarla şifa arıyorlar. Bunlar da çok ilginç. Ley hatlarını takip etmişler. Ley hatlarıyla o tapınaklarını inşa etmişler. Tabi ley hatlarından nasıl haberdarlar? Tonluk kayalar oralara nasıl geldi? Bunlar hepsi merak konusu. Ve biz konuşalım istedik. O projeye de imza atan arkeologlardan biriyle. Ufuk Baş Arı bizle birlikte. Ufuk Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Tabii ben ancak bir kısmını burada söyleyebildim. Açılışta bahsedebildim. Daha da fazlası var. Ve ben merakla dinleyeceğim sizi. Hem yer altından çıkmış olan nesneler üzerinden, onların kullanmış oldukları eşyalar üzerinden onları göstereceğiz. Hem bu proje tamamlandığında neye benzeyecek bundan bahsedeceğiz. Ve bir de tabii giyim kuşamları ve onlara dair birçok görselimiz var bu akşam. Zengin bir program olacağını umut ediyoruz. Bizlere mail yoluyla ve Twitter üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bilinmeyen @büyükharf.ft Twitter hesabımız bilinmeyen@habertürk.com'da mail adresimiz sevgili seyirciler. Evet hemen başlayalım. Aslında sizin bu meseleyle ilgilenmeniz yani sizin kendi kişisel hikayeniz de çok enteresan. Önce bununla bir startı verelim. Nereden çıktı Ufuk Hanım? Siz Keltler, Traklar nereden aklınıza geldi? Yani ıstırancalara nereden geldim evet. Değil mi? Bu proje nasıl başladım? Aslında ıstırancalara gelmem tamamen bir tesadüf. Orada bir yer edinmek üzere geldik ailemle beraber. Ancak çevreye baktığımda uzun zamandır hasretine çektiğim bir ortamda olduğumu gördüm. Ormanlık büyük bir bölge. Israncı ormanları, müthiş ormanlar. Ve de ayrıntılı araştırmalara girmeye karar verip de ormanlık bölgeye girdiğimde karşıma megalitik kültürler dediğimiz ve de aslında yüksek uygarlık kültürlerini temsil eden kültürlerin ögeleriyle karşılaştım. Onları karşımda gördüm. Tabii ki bu konu bana yabancı değildi. Çünkü öğrencilik yıllarımda gene bir ormanlık bölgede Akdeniz bölgesi Toroslar'da İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına yapılmış ve ilk bilimsel çalışma olan o bölgede Klikya bölgesi, Dağlık Klikya bölgesi araştırma heyetinde görev almıştım ki Dağlık Klikya'nın adı da Klikya Trakeia olarak telaffuz edilir, söylenir. Yani Kayalık Klikya, Dağlık Klikya, kayaların insanların Klikyası gibi.
Şimdi Kilikya, Trakya'ya ve benim sonradan yakın tarihte 17 yıldan beri çalışmalarımı devam ettirdiğim bölge gene Trakya. Tabii bir proje geliştirmek üzere başladım diye bir şey yok. Aslında bu bölgede araştırmalara girişirken bir kitap yazmayı düşünüyordum megalitik kültürlerle ilgili. Bu kitap yazmak için kitabı yazmak için çevreyi çok iyi bir şekilde etüt ettim, dolaştım. Ancak önce yapacağım şeyin fotoğraflamak olduğunu biliyordum. Ve büyük bir fotoğraf çalışması, diğer çalışmasına girişerek bu çalışmaya başladım. Sonucun böyle bir projeyle neticelenmesi tabii ki çok güzel bir şey olacak bölge için. Bu megalitik alanın bulunduğu Vize ilçesi için Kırklareli'ne bağlı. Tabii şimdi megalitik diyoruz olacak. Ama megalitik ne olduğunu da açalım. Ne? Ha, megalitik büyük taşlarla yapılmış kültürel ögelerin olduğu bir mimari şekli. Ve de insanların taşlara hükmetmesi. Bu bir mimari şeklidir. Uzaktan bakıldığında yahut da konuya yabancı olduğunuzda üst üste yığılmış bir takım taşlarla karşı karşıya olduğunuzu sanırsınız ki değildir. Tamamen bilinçli olarak geliştirilmiş bir kültür şeklidir. Ve de bu kültürü kullanmış olan medeniyetler yüksek uygarlıklara sahip medeniyetlerdir. Ve megalitik, yani taşlarla ifade etmeleri kendilerini dünya durdukça kalacak bir materyal üzerine kültür ögelerini bırakmak amacıyla yaptıkları bir girişimdir bu. Bilinçli olarak. Tabii. Mesela çok yanlış olarak taş devri eserleri deniyor ki bu içimi acıtıyor aslında bu kelime. Taş devriyle ilgisi yok. Bilakis. Mesela megalitik kültürler Hitit kültürde bir megalitik kültürdür. Bugün yazılı kaya kabartmaları büyük doğal kayalar üzerine yapılmıştır. Ki Hititler yerleşik düzene geçtikten sonra Anadolu'da bu tarz kayaların üzerine kabartmalar yaparak kalıcı bir kabartma sistemiyle kalıcı olarak kendi kültürlerini onların üzerine aksettirmişlerdir. Ancak niye yerleşik düzen diye belirttim? Diğer kültürler yerleşik düzene geçmeden bu kültürleri, bu megalitik kültürü kullanan bütün kültürler taşları yalın olarak kullanmıştır. Üzerine uzun uzun kabartmalar vesaire yapmamıştır. Bu kabartmaları yapmak daha çok yerleşik düzene geçip daha rahat bir tempoda yaşayan, şehirleşmenin getirdiği rahatlığa erişmiş toplumların başvurduğu bir şekildir ki tabii ki bu bir nevi bezeme tarzıdır. Tabii şimdi bir de yüksek medeniyet diyorsunuz. Benim şimdi o zaman aklıma şu geliyor. Hani Hititlerle bir benzetme yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Hititlerde olduğu gibi vesaire. Fakat Hititleri hepimiz biliyoruz. Hepimiz duyduk. Tabii. Tüm dünya da duydu. Evet. Ama madem böylesine bir yüksek medeniyet, bu Trakları, Keltleri falan niye duymadık? Şimdi Trakları ve Keltleri niye duymadık? Aslında Traklar ve Keltler ve de kökenlerinde Ural Altay'dan itibaren İskitlerle ve İskit kültürüyle beraber başlayan muazzam bir savaşçı atlı kavimler kültürü karşımızda. Atlı kavimler evet, kültürü. Evet, atlı kavimler, savaşçı kavimler, savaşçı atlı kavimler. Bunlar tarihin çeşitli kademelerde yazdığı gibi istila ve savaş ve de gittiği yerleri yakıp yıkıp ne bulduysa kendi mal etme amacıyla değil,
kültürlerini yaymak amacıyla, yani yayılım hareketiyle, çok geniş bir coğrafyaya yayılan kültürlerdir. Ve amaçları kültürlerini yaymaktır. Biraz sonra ayrıntılı olarak konuşacağız. O kadar değişik ve o kadar hayal edilmeyen kültürel ögelere, o kadar ileri düzeydeki kültürel ögelere sahiptirler ki, bunları zaman zaman çok haksız olarak, barbarlar, işte efendim gladyatörler. Barbar demek, yani barbar aşağılamak amacıyla kullanılmış bir sıfattır bu kavimler için. Ancak şöyle bir şey, bu kültürlerin eriştiği seviyeye asla gelemeyecek olan kavimlerin, insan topluluklarının vücudunun bu kültürlere olan öfkelerinin neticesinde kullanılmış bir kelimedir. Şimdi açtığımız zaman konuyu aslında daha yani anlatacağım. Türklerle de benzerlik gösteriyor. Çünkü zamanında hani şimdi, en parlak döneminde evet. Osmanlı'nın hani zaten, Türkleri barbar diye nitelemişler. Evet, zaten Batı. İskitler biliyorsunuz. İskitler İskit Türkleri olarak bilinir ve İskit Türkleri çok keza geniş, Orta Asya'daki çok Türkler geniş için de bir öyle. Coğrafyada hı-hı. Daha sonra yerlerini efendim daha sonra dönem aynı anda da etkinlik göstermişlerdir. Traklarla ve Keltlerle beraber. Şimdi ben bu konuya iyice girmeden önce bazı şeylere değinmek istiyorum. Yani ben önce ben kendimi niye bu kültürün içinde buldum? Niye bu kadar merak sardım? Aslında ben klasik arkeoloji ve prehistorya bölümlerini bitirmiş ki bizim dönemimizde bu diplomamızı klasik arkeoloji ve prehistorya beraber olarak alırdık. Ve yazılı sözlü barajlı mezuniyetimiz yüksek lisanslı harika bir dönem, özel bir dönemi yaşamış kişilerden biriyim. Ve de tabii çok büyük bir ayrıcalığım var. Onu ben gurur duyarak söylüyorum. Atatürk tarafından Avrupa'ya Türkiye'de arkeolojiyi kurma görevi verilmiş olan arkeologlardan biri olan Ordinarius Profesör Doktor Arif Müfit Mansel'in öğrencisiyim ve mezuniyet tezimi de ona yaptım. Mezuniyet tezim ona aittir. Özel bir dönemde çok özel hocalarla o kadar mükemmel bir altyapıyla yetişmiş bir dönemiz ki böyle bir projeyi hazırlarken emin olun zorlanmadım. Çünkü nasıl hareket edeceğimi, ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Örneğin, daha birinci sınıf öğrencisiyken İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün başvurması sonunda fakültemizi biz o zaman bütün arkadaşlar hepimiz kazılara gidiyorduk. Kazı bir stajdı bizim için. Beni daha birinci sınıf öğrencisiyken İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde görev yapmak üzere Arif Müfit Mansel ve Profesör Doktor Cale İnan ki bunlar hep dünya çapında hocalar tavsiye ediyorlar. Neden İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'ne alınıyorum? O sırada benimle beraber daha sonra fakültemizde dekan olan, profesör olan arkadaşım Taner Tarhan var. İkimiz alınıyoruz. Ve ben bu seçimden sonra Arif Müfit Mansel beni odasına çağırıyor. Diyor ki bu bir fırsattır. Fırsattır ve bunu iyi değerlendirmen lazım. Böyle bir araştırma heyetiyle çalışmak her öğrenciye nasip olmaz. Hazır gidiyorsun, mezuniyet tezinin konusunu seç. Nedir ilgi saha? Ben de o dönemde mezarlara çok meraklıydım. Nekropolog olarak yetişmek istiyorum hocam deyince o zaman o bölgenin bütün şehirlerinin nekropoller kataloğunu hazırlayıp bana geleceksin 4 yıl sonunda diyor. Şimdi bana yön veriyor. Müthiş hocalar. Müthiş hocalar. Ve ben bu döneme kazıya hazırlanırken Ankara'ya yani size bunları niye anlatıyorum? Daha sonraki çalışmaları normal olarak yapabilecek bir altyapıyla yetiştik. Ve çok enteresandır bizim arkeoloji hayatımız. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'ne çağrılıyorum. Orada bir hafta bana ekip başkanımız dünya çapında bir arkeolog Profesör Doktor Elizabeth Rosenbaum
bir hafta boyunca nekropollerde nasıl çalışılır onu öğretiyor. Ve ne bileyim gördüğünüz her bir ögenin ölçüsü nasıl alınır, neyle karşılaşırsınız, raporlar nasıl tutulur vesaire bunları öğretiyorlar. Ve daha birinci sınıf öğrencisiyim. Bu bana büyük bir güven, şahsiyet yüklüyorlar insana, biliyor musunuz? Bunlar çok mühim şeyler daha sonraki meslek hayatımızda. Ve biz oradan bu eğitimi alıyorum ben. Özel eğitim çünkü seçmişim. Ve bir Land Rover'a binip Anadolu'ya yola çıkıyoruz. Gittiğimiz yer Toros Dağları, Dağlık Klikya bölgesi. Ve ilk gittiğimizde Adrasus şehrinde araştırma yapmaya karar vermişti zaten Rosenbaum. Oraya varıyoruz. Yanımızda Mut Kaymakamı'nın bir bize ekibe demeyeyim de zaten 3 kişi gidiyoruz. Profesörümüz ben ve Taner o Toros Dağları'na 3 kişi düşünebiliyor musunuz? Bir de bir cip geliyor bize. Biz de onun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ancak iniyoruz dağın başı en yakın köy yalnız Cabağ Köyü hiç unutmuyorum. 1,5-2 saat mesafede iniyoruz. Öbür cipten inen ikinci şoför bizim cipimizi alıp muta döndürüyor. Yani dağ başında bir cip kalmaz. Biz dağ başında 3 kişi kalıyoruz ama. Evet. hayatta ilk defa böyle bir çalışmaya gitmişim. İkimiz de çok genciz. Yaşınız kaç o zaman? Efendim? Yaşınız kaç? Yaşım da o zaman. 20'ler mi? Yok, 20 yokum. Ben 18 yaşında birinci sınıfı bitirmiştim. Genç bir Indiana Jones, Indiana Jones gibi. Evet, öyle mi diyelim. Ve nerede kalacağız diyoruz profesörümüze. İşte burada diyor, karşıda kaya mezarları. Ve biz o kaya mezarlarına gidiyoruz. Kendimize uygun bir mezar seçiyoruz. Mezara giriyoruz. Mezara giriyorsunuz. Mezara giriyoruz, kaya mezarının içine. Fakat çok enteresandır. En ufak bir korku, en ufak bir tedirginlik falan yok. Bu tabii sanıyorum daha o dönemden başlamış olan tutku şeklindeki meslek aşkı mı desem öyle bir şey herhalde. Neyse mezarın tabanına muşambalar seriyoruz. Kamp yataklarımızı koyuyoruz. Sonra bakıyoruz yukarıya büyük büyük delikler. Ve Elizabeth Rosenbaum malzemelerin arasından bir şey çıkarıyor, bir ilaç ve sıkıyor onu. Nedir bu diyoruz, o deliklerden haşerat gelmesin diye diyor, iyi filan. Ve biz o mezarda ilk yıl 10 gün yaşadık. Üçümüz aynı mezarda çünkü mezarın önü açık. Üzeri kaya mezarı kapalı, önü açık. Geceleri sabaha kadar ateş yanıyor. -15-20'ye dahi düşüyor. Toros Dağları'nın üstündeyiz. Kamp yataklarımızdayız. Muazzam kat kat giyimler. Sabah gözümüzü açıyoruz. Mezardayız. Doğayla mezardayız. Karşımızda dışarıda lahitler var. Çıkıyoruz, çalışmaya başlıyoruz. O kadar yoruluyoruz ki ilk gün geçiyor, ben akşam mesela uyuyamayacağım zannederken nasıl uyuduğumu bilemiyorum. Muazzam bir çalışma yapıyoruz. Arazi, kaya mezarları ve lahitlerle dolu. Sonra o gece... Bu mu mezarın içi? Efendim? Burada bir fotoğraf var ekranda. Evet. Şu soldaki siz misiniz? Soldaki benim. Tabii çok gencim. Çok güzel. Çok gencim. Memnuniyetim yüzünden okunuyor. Yukarıda efendim gaz lambamız. Sağdaki Profesör Rosenbaum ki onu kaybettik. Ya mezarın içinde de bu kadar gülümseyen hoş bir yüzle karşılaşmak kolay değil. Çok mutluyuz. Evet. Ki bu araştırma benim daha sonraki meslek hayatıma yön vermiştir. Evet. Evet ve de mesela yemekler yiyoruz. Ben Taner'e soruyorum. Yediğimizde çorba, sade suya tavuk suyu, tablet atılmış. Bir sefer bakıyorum biber, karabiber mi? O diyor karabiber değil, toz. Yani bunlar hep bizim doğal yaşamımız. Sonra muazzam bir çalışma yapıyoruz. Ve oradan daha sonraki merkezlerimize, ya bu merkezler nereleri? Anamur, Selinus, Antiokya, Atkragum,
İotape gibi merkezler ki bunlar Kilikya, Trakya'nın şehirlerinden. Şimdi çok enteresan bir şeye gelmek istiyorum. Burada daha sonra Anamur Merkezi'nde araştırmalar bitince biz 5 yıl çalıştık. 5 yıl bir mezarın tabanında mozaikler bulduk. Freskler buluyoruz, mozaikler vesaire. O mozaikler üzerinde daha sonra iyi bir inceleme yapıldığında Pelta dediğimiz Amazonlara ait bir baltanın ve de çift taraflı tipik bu savaşçı kavimlere ait olan onların sembolü haline gelmiş olan çift taraflı balta, bir Amazonlara ait Pelta dediğimiz yarım daire şeklinde bir şeydir, baltadır. Ona rastlıyoruz ve biraz sonra belki o planla da geliriz, bir çizim vardır. Muazzam girift bir şekilde bir kelt düğümü. Ama o anda tabii bu anlattığım kaç sene önceden bahsediyorum. Bir kelt, bir Trak kültürü o kadar daha ele alınıp da dünya arkeolojisinde yerini bulmuş kültürler değil. Şimdi artık biz keltlerin düğümü, işte geçmeler, spiraller vesaire çok iyi biliyoruz. Peki şimdi bu kültürde geriye dönüp baktığınız zaman nerelere kadar, kaçıncı yüzyıla kadar gidiyorlar? Şimdi kaçıncı yüzyıla kadar gidiyorlar deyince ben orada duruyorum. Çünkü bunlar öyle kültürler ki yüzyıllarla ifade etmek bana biraz garip geliyor. Çünkü ben dahi 200 yılda yaşamış bir insanım. Yüzyıllar o kadar uzun zamanlar değil. 1900-2000 değil mi? Biz bile yaşıyoruz. Ha. Bu kadar yüksek kültürler, nesi yüksek biraz sonra göreceğiz. Bunların, o kültürlerin vücut bulması ve dünyada büyük bir coğrafyada etkin olabilmesi için öyle yüzyıllar falan değil. Binlerce yıllar gerekir. Yerine oturması için, bir bölgeye ismini verebilmesi için, bir coğrafyaya ismini verebilmesi için. Direkt Kelt kültürü, Trak kültürü diye anılıp konuşulabilmesi için binlerce yıla gitmek gerekir. Şu mesela ya da şöyle sorayım. Bazı eserlerde işte ne bileyim yazmalarda olabilir ya da bölgeye hani Trakya isminin Traklardan geldiği çok belli. Tabii. Hani oralardan yola çıkarak işte muhtemeldir ki işte milattan sonra, milattan önce neyse sizin koyacağınız bir tarih aşağı yukarı hani en fazla fikir sahibi olduğumuz zaman dilimi hangi yüzyıl? Şimdi gene ben muhtemelen işte yazılı kaynaklara bakarsanız milattan sonra 200 yıllarda ve milattan önce işte 4. yüzyılda filan yaşadıkları söylenir. Ne gariptir ki bu bir şablondur. Ne hikmetse 4. ve 3. yüzyıldan ileri geri hareket etmek çok zordur. Ama kimse düşünmez ki bunların evveliyatı, bunların yarattıkları, etkin oldukları bölgeler ve bıraktıkları eserler ve de bunları analoji olarak yani bu kültürleri bir yere oturturken başvurduğumuz diğer kültürlerle olan münasebetleri yahut da bunların göz ardı edilmesinin ne zamana kadar geçerli olduğu filan bütün bunları aslında düşünmek lazım. Mesela bakın biz şimdi bir Stonehenge diyoruz değil mi? Evet. Stonehenge binlerce yılla ifade edilen bir kültür ögesi, megalitik. Şimdi Göbekli Tepe diyoruz. Göbekli Tepe de öyle ve 12 bin deniyor şimdi şu anda. Ancak 12 bin çok yakında 15'e varacaktır. Çünkü bunların benzeri olan kültürler. Yani Stonehenge ve Göbekli Tepe kadar önemli bir yer mi diyorsunuz? Önemli bir burası? Yer. O yüzden mi Avrupa Birliği bu kadar ilgileniyor burayla? Valla onu tabii şimdi açmamız lazım. Onun için değil de yani özel konumları var bu bölgenin. Özel şeyleri var. Hı hı. Ögeleri var. Şimdi ben şöyle toparlayayım. Kilikya Trakya'daki bu çalışmalarımız daha sonra tez olarak ben veriyorum ve Mansel, Arif Müşit Mansel bana ileride Trakya'da çalışmanı tavsiye ederim diyor.
O zamandan bir gördü yani. Çünkü kendisi arkeolojide Giritliken sanatı veyahut arkeolojisini anlatarak eğitime başlamıştır. Ki 14 yılda bir döngüsü tamamlanan bir eğitim sistemimiz, bir şeyimiz vardı. Giritliken'le başlayan bir profesör ve de birçok kutsal işaretlerin, kutsal sayı sisteminin varlığından haberdar olan bir profesör ki Ege ve Yunan tarihi diye bir tarih yazmıştır ki 1940'lı yıllara aittir bu. Orada mesela kutsal sayı sisteminden bahseder Mansel. O çok mühim. Mesela 4-3-2-1 sistemi, yani 4 yuvarlak altında 3-2-1. Bunlara rastladığınız birçok yerde zamanımızda çok yakın araştırmalardı. Bunların ne bileyim kuşlara yan konulan yuvarlaklar olarak adlandırıldığını gördük. Mesela, tamam mı? Veyahut da daha değişik işte bir takım oyunlar için yapılmış kayalar üstüne yuvarlaklar deniyor. Ancak Mansel daha 40'lı yıllarda bunların 4-3-2-1 sistemiyle bir kutsal sayı sistemi olduğunu bilip bunu kabul ediyordu. Hı. Yani şimdi bu kutsal sayı sistemi legalitik kültür ögelerini kabul etmek bu bir ayrıcalıktır. Tamam. Bu kutsal sayı sistemi benim ilgimi çekti. Bir taraftan da işte açılışta da söylediğim gibi leyhatlarını keşfediyorlar ve onun üzerine işte yeraltı şehirleri şimdi tabii artık kutsal alanlarını inşa ediyorlar ve sonraki dönemde de diğer medeniyetler, onların yerini almış medeniyetler de onların kutsal mabetlerinin üzerine kendi kutsal mabetlerini yapıyorlar ki bu da anlaşılıyor ki orada bir ya enerji ya bir şey var yani. Reklam arası verelim, tamam. Ondan sonra buradan devam edelim. Tamam. Islancılar bölgesinde binlerce yıldır var olan Kutsal Kale. Trak ve Kelt uygarlığı ve onların megalitik alanları. Ve tüm kültürlerini anlatan Vize Oppidum Kutsal Alanlar Projesi. Şimdi Bilinmeyen'de. Projenin içinde yer alan önemli isimlerden arkeolog Ufuk Baş Arı ile konuşuyoruz. Ufuk Hanım aslında programın ilk bölümünde de anlattığı gibi neredeyse 20 seneyi ömrünün Islancalar bölgesine vakfetmiş ve daha 18 yaşındayken o mezarın içinde çekilmiş fotoğrafıyla birlikte ve ne kadar da büyük keyif alıyorsunuz. Çok. Herhalde işte mezarın içinde çok. Böylesi keyif taşıyan çok. İnsan evet. Sayısı azdır. Şimdi Islancalar dedik, burası müthiş bir kutsal alan. Trakları konuşacağız, Keltleri konuşacağız. Hani kimdir, nedir, ne yaparlar, ne ederler diye ama... Niçin önce Islancalar? Niye Islancalar? Evet. Bu bölgede bir kere projeye baktığımızda Vize Oppidum ve Kutsal Alanlar Arkeoparkları istiyoruz, değil mi? Şimdi Oppidum ve kutsal alanları ben şöyle bir toparlayıp anlatmak isterim. Kutsal alanlar adı üstünde kutsallık işleri gören ögelerin, megalitik anıtların bulunduğu pek çok alan. Ki bu Vize'deki bu alanlar 12 tepe üzerine yayılmış. Aşağı yukarı 14 kutsal alandan
meydana gelmiş bir kutsal merkez halinde. Tamam mı? Şimdi bu kutsal merkez Vize doğusundaki Okçular Köyü arasındaki bütün tepeleri kaplayan bir kutsal alanlar kompleksi. Ve Vize'nin hemen yanında kuzey-güney yönünde yer alan muazzam bir kale. Ancak çok uzun yıllar bir kaya olarak ama bu yani o bölgede öyle bilinen bir kaya, Kara Koçak Kayası olarak bilinen bir kaya. Zaman içinde bunun bir sunak olduğu söylenmiş. Ancak buraya ben gittiğimde kendi yaptığım ölçümlerle bunu aşağı yukarı 1,5 kilometre devam eden bir kaya, bir jeolojik oluşum olduğunu gördüm ki 1,5 kilometrelik bir sunak yoktur arkeolojilerde öyle bir şey. Yani sunak olarak vasıflandıracağız bütün görevi, hayır. O zaman bunun ne olduğunu, bu bir kale ancak nasıl bir kale, bunu anlamak için zaten bu megalitik kültürleri, buranın bir kutsal alanlar kompleksi olduğunu anladığımda ben masa başı çalışmasına başlayarak bütün dünyada Balkanlardan başlayarak yavaş yavaş büyüyen bir daire şeklinde bütün yakın çevrendeki coğrafyalardaki kutsal alanları incelemeye başladım. Bu arada hem bu bölgede fotoğraf çekiyorum adım adım gezerek ve hem de masa başı çalışmasında bütün yakın çevreden başlayarak gittikçe genişleyen bir daire üzerinde kutsal alanları oluşturan megalitler ne türdür? Kaç türlü ifade ederken, kaç türlü yapılmışlardır, çeşitleri vesaire, bunlara girdiğimde buranın çok özel bir yer olduğunu anlıyorum. Bu arada bu incelemeler sırasında mevcut jeolojik oluşum olan bu kalenin de Avrupa'da Oppidum denen bir kutsal kale olduğunu anlıyorum. Araştırmalarım sırasında bunu keşfettim. Kale deyince biz böyle bir kale mi düşünmeniz şimdi nedir? Bu Oppidumlar, Oppidum olmanın olması için bir kalenin dağların en yüksek tepelerinde yalçın kayalar üzerine yerleşmiş bir kale olacak ve mutlaka bir jeolojik oluşumdan faydalanarak bunun üzerine ki yakın zamanda Çekoslovakya'daki bir Oppidum'u Çekoslovaklar canlandırarak ahşap kent kalesi, yani ahşap konstrüksiyonlu bir kaleyi bu jeolojik oluşumun üzerine oturtacaksınız. Olur mu? Evet. Tamam. Evet. Bu Çekoslovakya'daki bir örnek, ancak bu örnekte bir çotebus. Ama bizdeki ahşap mı? Hayır. Çotebus Oppidum'un özelliği zaman içinde Oppidum'lar yakın tarihe yaklaştıkça yalçın kayalık tepelerden platolara daha düz bölgelere inmişlerdir. Bu kale örneği öyle bir Oppidum'dur. Yani bu rahat bir arazideki Oppidum'un üzerine bu ahşap konstrüksiyonlu kaleyi oturtmak kolay olmuştur. Ancak bir yalçın kayanın tepesine bu ahşap kaleyi şimdi mesela biz ele alıp da bunu yapmaya kalksak mümkün değil. Çünkü sizin çalıştığınız yer burası. Evet, evet. Şimdi ahşap peki böyle konstrüksiyon zamanında öyle. Yani o ahşap şey üstüne ahşap kaleleri var. Şimdi tabii böyle bir yüksek bir yerde tepelerde olmasının sebebi, dağlarda olmasının sebebi hani gökyüzüne yakın olsunlar diye tercih ediyorlar? Şimdi bu şöyle bir şey, Şimdi bu Oppidum'lar mutlaka savaşçı din adamlarının oturdukları, faaliyet gösterdikleri kalelerdir. Bağlı bulundukları merkezleri bağlı olarak çalışmazlar. Kendi özel sistemleri vardır. Ancak gerektiğinde o bağlı oldukları büyük merkeze, prenslik vesaire neyse, onun her türlü yardımına giderler. Ancak özerktirler. Tabii herhalde güvenlikli oluyor değil mi? Savaşçı din adamları ve burada aynı zamanda zanaat sahipleri, sanatkarlar ve köylüler gelirler
Orada sanat eserleri yaparlar, zanaatkarlar, zanaat efendim deri işi, metal işi vesaire. Ve bu arada köylünün de ekim yaptığı ufak alanlarda elde edilen bütün ürünler ihtiyacı olan yakın çevredeki halka dağıtılır. Bunlar özel kalır. Ancak bir özellikleri var. Mutlaka büyük bir opidumlar, çok fazla opidum yok aslında. 100'e yakın, tamamı belki Avrupa'yı sayacak olursak belki 100 değil. Mutlaka kutsal bir alana yahut da kutsal bir bölgeyi denetlemesi, denetliyor olması gerekmektedir. Kendi özel kaidelerine uygun kişileri barındırır. O özel kaidelere uymayan kişiler opidumun dışına çıkarılırlar. Bunlar mesela yani kendi kuralları düşünce var. Sistemleri. Evet, mesela buradaki savaşçılar çok iyi savaşacak, çok iyi ok atacak, çok iyi kılıç kullanacak ancak az konuşacak, çok düşünecek. Yani muayyen bir felsefeye sahip kişiler. Anlatabiliyor muyum? Özel bir eğitimden geçiyorlar mı peki? Özel eğitimden geçtiklerini sanmıyorum ancak onları denetleyenler var tabii. Var tabii. Çınar Bey'in aklıma sürekli soru geliyor. Özür dilerim, araya giriyorum, gireceğim ve evet, soracağım. Evet, evet. Burada bahsettiğiniz bu işte hem savaşçı hem din adamı filan, evet, bunlar sadece erkeklerden mi oluşuyor yoksa burada aileler de var mı? Mesela çocuklar da orada barınabiliyor, evet, mu? Evet. Yoksa ayrı bir köyleri, evet, kasabaları, hayır, işte şehirleri, hayır, var. Şimdi, bir kısmı mı burada? Bu şeyde, sistemde bu köylüler barınabiliyor. Kimsesizler yahut da merkezlerden, büyük merkezlerden dışlanmış kişileri de koruyor bunlar. Yahut da yoldan geçen efendim kervanları, ticari amaçla hareket eden insanları koruyorlar. Koruyucu. Ancak çok kültürünü yaymak için de aynı zamanda savaşçı. Evet, savaşçı. Ve de kendi içinde, kendi bünyesindeki savaşçıların birbirleriyle savaşmasına asla, birbirleriyle münakaşa dahi etmelerini razı gelmiyorlar. Yani bir hoşgörü ortamı. Hem savaşçı, çok iyi bir savaşçı ancak çok iyi bir felsefe adamı gibi yetiştiriyorlar. Peki onların böyle kaideleri olduğunu biz nereden biliyoruz? Bir şeyleri mi yazmışlar, taşlara mı yazmışlar? Hayır, taşlara yazmamışlar. Bütün bunları söyleyebilmemiz için bir kere opidumları ayrıntılı olarak incelediğinde Avrupa'daki bir takım opidumlara ait bir takım belgeler, yazılı kaynaklara erişti. Bu opidumların tabii bizdeki Anadolu'daki yansımalarını biliyoruz. Ancak şimdi konumuz o değil. Yani aynı felsefeyle, aynı amaçla kurulmuş kaleler vesaire bizde de var. Bizim kültür, Anadolu'muzda da var. Ancak olay o değil. Yazılı kaynakların başında destanlar gelir. Hı hı. Bütün yazılı destanların hepsine ulaştığınızda, ne bileyim, bir Nart destanı Kafkasya'da veyahut da Finlerin Kalevelası veyahut şeylerin, bütün İskandinav ülkelerinin sagaları, ne bileyim, Almanya'da Nibelungen destanı, Orta Asya'da Mağday Kara veyahut da bunun gibi pek çok destana ulaştığınızda size çok bilgi verir. Sonra anlatılanlar, şifahi. Şimdi bu kültürlerde çok önem verilen bir şey var. Yazılı olmasından çok sözlü olarak değer verdikleri fikirleri, değer verdikleri yöntemleri, üçleme dediğimiz üçlü şeyler olarak, efendim, mesela üç satırda o fikri ezberlettirerek nesiller boyunca aktarıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yazılı kaynaklara bir güvensizlik mi desem. Çünkü onların fikirleri kendileri için çok mühim. Söyledikleri her şey çok önemli. Kültürlerini aktarıyor, inanç sistemlerini aktarıyor şifai olarak, sözlü olarak. Tamam bir mı? De sese çok önem veriyor demiştiniz. Sese çok belki önemli. Bununla tabii, da tabii, alakalıdır. Tabii, evet. Şimdi bu tarz insanların yaşadığı kaleler mutlaka bir kutsal alanı veya kutsal bölgeyi denetleyecek. Şimdi Rize Opidum'a baktığımızda ve de bu 14 kutsal alanda çalışma yaptığınızda
Başınızı kaldırdığınız an, ki aralarında epey bir kilometre var, mutlaka opidumu görüyorsunuz. Hı hı. Opidumun üstüne çıktığınızda bütün bu kutsal alanları görüyorsunuz. Yani tamamıyla kontrolü altında. Şimdi bu trakları düşünelim. Tamam mı? Hı hı. Muazzam bir kültür. Üstün kültürler bunlar. Barbarlık, estağfurullah, ben kesinlikle çok büyük haksızlık olarak kabul ediyorum. Bu dediğim gibi kasıtlı olarak zaman içinde o şekilde telaffuz edilmiş, ancak üstün kültürler. Traklar kimdir? Traklar zaten İskitlerin, şahane İskitler dediğimiz grubudur. Belirli bir statüleri vardır, belirli bir yaşam seviyesinin üzerindeki insanlardır. Peki bugün Trakların akrabaları kimler? Trakların akrabaları. Mesela Türkler Traklarla bir akrabalık ilişkisi içinde mi? Yalnız şu opidumu tamamlamak istiyorum. Peki. Bu opidum buradaki 14 kutsal alanı koruyor. Tamam. Traklar şöyle bir şeyle aşağı yukarı 200 klanı var. Ve de pek çok kültür, mesela İllira kültürü, efendim Avrupa'daki birçok kültür, Daçlar Trakların bir koludur, bir klanıdır. Anadolu'ya geçin, Misya, efendim Paflagonya, bunların hepsi Traklara ait bölgelerdir. Ne bileyim Frigya, Anadolu'da daha çok. Ama o 200 klanın ve büyük bir kısmının zaman içinde belirli günlerde, belirli kutlamalarda veyahut da bu kültür için çok mühim olan bir takım hareketler, bunlar ne olabilir? Savaş kararı vermek. Ne bileyim ben, klanlar arasında lider seçimi. Tamam, bütün bu veyahut da dini olaylar, inanç sistemine bağlı olaylar. Veyahut da tamamen arkeoastronomiye girecek bir konu, astronomik olaylarla ilgili günler. Ki bütün bu kavimler... Takım yıldızlarını inceliyorlar değil mi? Bütün bu kavimler kozmik olaylar, yani kozmoza bağlı olarak doğumdan ölüme kadar. Kozmos, evren onların hayatının şeklidir. Tamam mı? Bütün bunları kutlamak vesaire için bu 200 kranın en az ne bileyim ben 100'ü diyorum, bunların toplandığı bir bölgedir. Ben bir şekilde bunu nasıl belirttim? Bir konferansta yahut da bir söyleşide aynen bizim hac yerimiz gibi dedim. Nasıl ki Müslümanlar toplanıyor, dört bir taraftan geliyor, toplanıyor. Orası da belirli bir dönemi geçiriyorlar. Ha, şimdi burası da aynı şekilde bu klanların büyük bir kısmının toplandığı bir yer. Niye? Niye burası? Bir kere Trakya o kadar önemli bir yer ki şu anda ismiyle anılan topraklarda, şimdi biliyor musunuz, Trakya hala ismini koruyor. İkincisi bölge olarak Balkanlar, bu tarafta aşağıda Anadolu. Ancak Trakların etkin olarak kültürlerini geliştirdikleri bölgeler Kırım'ın kuzeyindeki Yamnaya bölgeleri. Yani Avrasya bölgesi, Kırım'ın kuzeyi, efendim Balkanların büyük bir kısmı ve önemli bir şekilde Daçya bölgesi. Aşağıda Anadolu, Traklar çok rahat Anadolu'ya geçip kültürlerini devam ettirdiler. Bilmiyorum, biraz sonra bir harita üzerinde onu da tekrar size daha ayrıntılı gösterebilirim. Şimdi bunlar denizci kavimler, denizci kavimler. Denizci kavim olduğu için... Harita geldi. Geldi mi? Ha, bu şimdi... İskitya bölgesi. Görüyorsunuz. Bütün... Geçti mi bu, harita? Geçti, evet. Bu olmadı. Evet, olmadı. Ziyanı yok. Şöyle anlatayım. Evet. İskitya. Tamam mı? Ural Altay bölgesi. Bütün İskitya. Yani... Kuzey Buz Denizi kıyılarına kadar Kuzey Avrupa ya hakim, Kuzey ülkeleri, ki burada gözükmüyor, İngiltere, İngiliz adaları, İrlanda,
Balkanlara iniyor, Balkanlara iniyor. Avrupa'nın önemli duruyorum Fransa'nın Bretonya dediğimiz Bretonya, Bretonların olduğu bölge. Ve de bildiğimiz bizim Trakya'mız. Sonra Anadolu'ya geçiyor. Ancak şöyle bağlıyorum. İskitya dediğimiz bu bölgenin mesela Kırım'ın kuzeyinde deriz ki İskitlerin önemli kültürlerini geliştirdikleri bölge olan Yanlıaya deriz. Aynı şey Traklar için deriz. Çünkü İskitler, Keltler ve Traklar aynı kültürü paylaşan ve aynı kültürden gelmiş kavimlerdir, ya da toplumlardır. Çok enteresan. Keltlerin dominant olan toplumları biliyorsunuz İrlanda ve İskoçya'da izleniyor. O, yani kültürün en güzel kendini ifade ettiği yerlerden ikisi. Ancak tabii ki bir Bretonya'yı sayıyoruz vesaire. Ancak zaman onların devamı gibi düşünebilir miyiz? Evet, şöyle bir baktığımızda Keltlerin bulunduğu bölge, yani İskoçya'ya baktığımızda oranın Albanya olarak adlandırıldığı haritalara rastlıyoruz. Şimdi Albanya nasıl oluyor? Piktler dediğimiz ve tarih içinde boyalılar olarak adlandırılan Piktler, boyalılar olarak adlandıran, ki bunlar İskit soyudur. Yeni laftan lafı atlıyorum ancak toplayacağım hepsini. İskit kurganlarını açtığınızda Kazakistan'da vesaire bütün vücutları mavi boyayla, mavi dövmelerle kaplı prens ve prenses mumyalarına erişiyorsunuz. Evet, daha doğrusu mumya demiyorum çünkü buz onları olduğu gibi muhafaza etmiş. Aynı dövmeleri Traklarda rastlıyorsunuz. Aynı dövmeler birebir Keltlerde. Motif olarak da mı aynı dövmeler? Motif olarak da aynı. Mavi, gök tanrı rengi. Bunlar aslında sadece gök tanrıya. Niye gök tanrı belirtiyoruz? Yani tanrıya inanıyor ama tabii ki dua etmek için yüksek dağların tepelerine çıkıyorlar. Mesela savaşa gidecek. Savaşa gidiyorum. Bana yardım et Allah'ım diye. Bunları nereden biliyorum ben? Yazılı kalem, destanlardan. Satır satır okuyarak, yıllar içinde, bu 17 yılda tabii ben sırancılarda sadece fotoğraf çekmedim. Çok okudum, çok bu şekilde anlıyorsunuz. Ne motifi yapıyorlar? Yani bu dövmeler? Bu dövmelerde bir kere İskitlerin eğri kesim dediğimiz ya da hayvan üslubu diye gelişmiştir. Sizde motiflerle, çok enteresan motiflerdir bunlar. Mesela koşar vaziyette hayvanlar. Birbirlerine geçmiş spiraller. Bu arada Cesur Yürek'te de maviye boyuyorlardı kendilerini. Evet. Ya bunlar bu motifler özel motifler. Eğri kesim ve hayvan üslubu. Şimdi gene atlıyorum aynı motiflere, aynı eğri kesim hayvan üslubuna İskoçya ya da İrlanda'daki Pikt taşları üzerinde rastlıyorsunuz. Aynı. Sonra kelt taşlarına bakıyorsunuz. Keltlerin üzer taşları vesaire. Aynı motifler. Traklara geliyorsunuz. Traklar zaten soyluluk addederler dövme yaptırmayı. Soylu ve seçilmiş kişiler. Herkes yaptıramaz mı? Hayır, yaptıramaz. Savaşçılar, prensler, savaşçılar, kahramanlar. Yani şimdi özel bir takım şeylerin zaten bu çok geniş coğrafyada paylaşıldığını görüyoruz. Tamam mı? Bu tarz, şimdi gene geliyorum ısrancalara ki onu bitirmek istiyorum, önemini anlatmaya çalışıyorum. Bu kültürler denize çok, nereyle denize yakın? Kıyıköy. Kıyıköy, Trakların çok savaşçı, savaşta mahir olan klanlarından biri olan Tinlerin idaresi altındadır. Ki Astlar dediğimiz gene de çok savaşçı bir kavim, savaşçılıkla öne çıkmış kavim. Bu bizim bölgemizde, biz de bölgesinde. Şimdi Tinler Kıyıköy'de. Ancak bakıyoruz Tinler, harita şu anda yok neyse. Tinler İstanbul
Anadolu yakasında, bizim Anadolu yakamızda, Beykoz civarında. Tini yazar, Tini. Demek ki her yere rahatlıkla ulaşabilen, kültürlerini deniz aşırı yerlere yayabilen ve de isimlerini coğrafik haritalara verebilen kültürler. Şimdi şöyle düşünelim, bir ismi bir haritaya verebilmek için, o bölgenin o isimle anılabilmesi için öyle yüzlerle falan ifade edilen bir zaman dilimindeki kültürlerin üstünde kültürler. Ya o zaman küçümsemek lazım. Gibi olur diyorsun. Şimdi, peki, evet, yalnız evet, reklam arası ki, vermem tamam, gerekiyor. Peki, tamam, reklamlardan peki, sonra devam peki. edeceğiz. Ben de bu akşam arkeolog Ufuk Baş Arı ile birlikte gizemli medeniyet, Trakları, Keltleri konuşuyoruz ve ısrancaları neden tercih ettikleri, neden buranın bir kutsal alan olduğu üzerine konuşuyorduk. Fakat benim merak ettiğim şu, yani toprak olarak buranın kutsal olduğuna inanmışlar da mı buraya gelmişler ve burada inşa etmişler o kendi kalelerini, tapınaklarını, yoksa orayı uygun görmüşler ve orada mı hani devam edelim demişler. Hepimiz burada toplanalım demişler. Yani neden burası? Tabii ki bilinçli olarak bir seçim. Çünkü bu kültürler enerji merkezlerinin varlığından haberdar olan kültürler. Ley hatları çok enteresan bir olay. Bu kültürlerde özellikle dinsel yapıların yerleştirilmesi, yerleştirildikleri bölgeler, yerleştirilme şekillerini dahi bu enerji hatları etkilemiştir. Bunu nasıl anlıyoruz? Mesela ki bu özel bir araştırma olarak İngiltere'de yapıldığında çok enteresan sonuçlara varıldı. İnceleme yapanlardan ikisi fizikçi. Baktıklarında mevcut olan bütün katedrallerin ve kiliselerin bir sıraya dizili olduğunu, aynı yerde. Yani kiliseler topluluğu, katedraller, yıkık katedralin yanına gene aynı yere bir kilise. Terk edilmiş efendim bir dini bölgenin yeri veya mezarlıklar, mezarlık kiliseleri, gene onun yanına bir katedral, onun yanına bir manastır. Yani hep bir bölge ve de daha iyi bir inceleme yaptıklarında özellikle İngiltere bölgesinde çok yakınında kutsal form dediğimiz dairesel taşlardan oluşmuş megalitik alanlar yahut da long wall dediğimiz uzun tümülüsler, ki tümülüs olup olmadığını bilmiyoruz, hepsi kazılmış filan değildir, uzun tümülüslerin birbirine yakın bir şekilde dizilmiş olan kutsal dairesel formların, megalitik formların yahut da kutsal üçgen taş formlarının bir arada olduğunu, hemen yakınında gene manastırlar, katedraller, kiliseler, yani mutlaka bir hat üzerinde. Ve bunu araştırdıklarında da bizim ley hattı, yani enerji hatları dediğimiz hatlar üzerine bunların bir sıraya dizildiğini, yani tarih boyunca, kültürler boyunca, ki daha sonra efendim Hristiyanlık döneminde önceki kültürlerin inanç sistemleri ne kadar reddedilirse edilsin, edilmediğini, aynı o bölgelerin, o yuvarlak efendim dairesel megalitiklerin yanına bir katedraline, kilisesine vesaire. Yani yaptı. Aynı Tanrı'ya inanmasa da, aynı efendim? Kutsala sahip olmasa da mesela, evet, devamındaki evet, medeniyet ya da çünkü din oranın bir gidiyor, enerji merkezi. Aynı alana yapıyor. Evet. Bu da çok doğal. Dünya bir canlı. Dünyanın bir enerjisi var, kaynıyor. O enerjinin açığa çıktığı, kuvvetli olduğu bölgeler var.
Yani sadece yanardağların fışkırmasıyla değil, yani enerji hatları bunlar çok bilinen bir gerçek. Peki nasıl bulmuşlar tarih oranı? Boyunca onlar bulur. Onlar çok, ne dedim en başında, bunlar yüksek uygarlıklardır. Ve bu sistemin üzerine yerleşerek, şimdi şöyle baktığımızda, biraz geri gittiğimizde arkeoloji kapsamında bizlere öğretilen mesela Dodona kutsal alanı, Epidaurus kutsal alanı, efendim Delphi kutsal alanı, bunlara baktığınızda her birinin üzerinde yuvarlak formda sütunlu olarak inşa edilmiş ve Apollon mabedi, Apollon kutsal alanı, Apollon ışık tanrısı olarak bilinir Yunan kültürü zamanında. Aslında Apollon Anadolu'lu bir tanrıdır. Şimdi ve de bakıyorsunuz sadece kehanet merkezi dediğimiz, bu binaların yuvarlak dairesel formda inşa edildiklerini ve bunların daha önceki bir takım megalitik kültürlerin üzerinde yer aldıklarını arkeolojik şeyler, araştırmalarla buluyoruz. Peki niye yuvarlak? Niye? Onun bir açıklaması bu, var mı? Efendim, sonsuz yaşam. Başı sonu olmayan, devamı, kozmos insanı. Kadim simge gibi. 10 binlerce yıllık inanç sistemi. Ya, evet, yani sonsuz yaşam. Peki sonsuz. Bunlar neleri kutsal sayıyor? Mesela maviyi anladık orada çünkü evet. Hani herkes mavi sürüp evet. O dövmelerden yaptıramıyor. Mavi onlar için kutsal. Gök tanrı inancı olduğunu az önce evet. Söylediniz. Evet, gök tanrı. Yani tek tanrıya. Ona inanırlar. Ancak bütün doğanın ögelerine, yani canlı olan her şeyi, dağlara, akarsulara, efendim ormanlara, ağaçlara, bitkilere, hayvan, her şeye saygı duyarlar. Saygı duymak zaman içinde tapmak olarak değiştirilmiştir. Ki çok tanrılı dinlerden bahsediyor. Mesela Hititler içinde 1000 tanrılı din filan. Hayır. Çok tanrı diye bir şey bu megalitik kültürler, yani bu yüksek kültürlerde yok. Tek tanrıya inanır ancak onun tezahürü olan doğanın her bir ögesine saygı gösterir. Onun ruhu için efendim dua eder, saygı duyar. Mesela bir druid, yani Keltlerin din adamları, ki bunlar felsefe, bir druidizm bir felsefedir. Bir meşede, ki druid meşe adamı demektir. Druid, evet. Bir meşeden tek bir dal koparacağı zaman, ki bu bir hakikattir çünkü yazılı kaynaklarda, şeyler, destanlarda okuyoruz. Özür diler, bana gerektiğin için seni koparıyorum. Keşke hep böyle gitseydi de doğa olduğu gibi kalabilseydi. Keşke hepimiz özür dileseydik ağaçlara vesaireye zarar, bir şey koparırken filan, anlatabiliyor muyum? Doğaya saygıyla o ruhlar, yani doğanın ruhları, doğanın ögelerine saygı duymak. Ama tek bir inanç yeri var, merkez tanrı, gök tanrı. Bakın yukarıya göğe bakıyor, yani gök tanrı çok normal. Rengi ne renk göğün? Mavi. O zaman savaşlarda ya da öldüğü zaman ki o şeylerde rastlıyoruz, bütün dövmelerde mavi. Gök tanrının rengi, göğün rengi. Savaşlarda niye maviye boyanırlar ki? Bu çok güzel bir örneği Keltlere ait, biliyorsunuz Cesur Yürek filminde bu çok iyi incelenip çevrilmiş bir film. Maviye boyarlar yüzlerini, gözlerini ve de hafif giyimlidirler savaş sırasında Keltler. Bakın savaş sırasında diyorum, onu da düzelteceğim sonra. Maviye boyanırlar. Gök tanrıyla birebir olamak, ona yakın olabilmek için, onun kendisini daha rahat görebilmesi için. Boyalı olan derisi artık kutsaldır. Onun için kolları açık giyinir. Şuradan atar şeyi. Yani gösteriyor. Her zamanki giyiminden açık bir giyim şekliyle savaşırlar. Ve bu eleştirilmiştir. Daha korunaksız. Eleştirilmiştir, evet, yani öyle şey, korunaksız savaşıyorlar. Hayır. O kadar inanç sistemleri kuvvetli ve de sonsuz yaşama, dünya ölmeyecek, ölümsüz olduklarına o kadar çok inanırlar ki onun için Keltler, Traklar ve de İskitler hepsi çok iyi savaşçıdırlar. Çünkü ölümden korkmazlar. Öyle bir korkuları, endişeleri yok. Onların amacı
gaddarlık değil. Çok iyi savaşacak. Çok iyi savaşmazsa kendi yenilir. Harika ok atar, çok iyi kılıç kullanır. Ne bileyim ben, bir iş gitti. Ayakta at giderken geri dönüp, bu kolay işler değil. Bebekken onları bağlıyorlar atlara. Atlara bebek, o atın ritmine, atın vücuduna, ikisi bebekle at birbirine, yani o birbirlerine alışıyorlar. Kadın tamam savaşçı var mı? Ha. Efendim? Kadın savaşçı var mı? Tabii var mesela. Amazonlar. Amazonlar bir gerçektir tabii ki. İskitler. Bir İskit prensesinin kendi efendim kurduk, onu geliştirdiği bir topluluktur ki aynı şeyi gene savramatlarda görürüz. Savaşçı kadınlar. Aslında Traklarda filan görüyor muyuz? Bütün bu kavimlerde kadın erkek savaşçıdırlar. Ha, birlikte mi savaşa gidiyorlar? Birlikte giderler gerektiğinde, yahut erkekler başka bir yerde savaşıyorsa kadınlar savaşırlar ki bu Traklarda, Trakya'da, bizim Trakya'mızda görülmüştür. Hmm. Kadınlar savaşır ve savaşı yılanlarla kazanırlar. Nasıl? Trakya'nın yılanı meşhurdur. Evet. Ha, yılan kutsaldır aslında. Yılan nedir? Yılan enerji, yani sonsuz yaşamı... Tıpta da önemli bir figürdür. Evet, evet. Ve bu Traklar kendi öldükten sonra ruhlarını bu yılanlarda devam ettiğine inanırlar. Tabii bu put olarak algılamayacaksınız. Yani o sonsuz yaşamın bir ögesi olduğunu bildikleri için yılanı kendilerine yakın tutmak. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim ruhumuz... Yanlarında taşıyorlar ama hani böyle hayır, boyunlarında falan. Hayır, hiç öyle adetleri, garip adetleri yoktur. Hayır. Hayır, ancak... bu Trakya'nın yılanı meşhurdur, ancak ben bu kadar yıldır dolaştım, yılana rastlamadım, ya bana gözükmüyor bilmiyorum, mutlaka var tabii. O dönemde çok yılan toplar bu kadınlar ve yılanları bu ahşap kalelerin üzerinden düşman üzerine atarlar. Ve yılanlarla savaş kazanırlar. Sonra bunlar özgürlüklerine, gururlarına çok düşkün toplumlar. Ne zamanki Romalılar döneminde istila edileceğini, yok edileceklerini anlamışlar. Toplu intihar etmişlerdir kadınla erkekli. Ha, Traklar için en aşağılanacak hareket gladyatörlük olayındadır. Bir Trak'ı Spartaküs meşhur. Bir Trak'tır. Ve ast boyuna mensup bir Trak'tır. Çünkü yazılı kaynaklarda ikide bir der ki senin Bitinyalılarını al da git. Şimdi Bitinya coğrafi durumuyla Vize, yani asların oturduğu bölgeye Marmara Denizi'nden indiğinizde hemen aşağıda Bitinya, en yakın olan yer. Hayır, Bulgaristan vesaire filan, Romanya değil. En yakın yer, aslara yakın Bitinya. Bitinyalıların da alda git der filan. Neyse. Peki, Spartaküs bir Traktır. Gladyatör olarak kullanılmıştır. Bir Trak için gladyatörlük, yani bir kitleyi eğlendirmek, gladyatörlük bir yerde onları seyrederken bunlar bu tarafta içki içer, yemek yer, şelenler. Bahse girer. Yani evet, en büyük aşağılanma hareketidir. Bir tarağı aşağılamak için gladyatör yapmak yeterli, yeterli. Yani özgürlüklerine çok düşkün insanlar. O peki toplu intihara sebep olan şey neydi? Ve nasıl şimdi son dönemlere ait, son dönemlere yaklaştıkça tabii ki bir takım dengeler değişiyor artık. Ve de paralı askerlikler vesaire, savaşta kaybetme durumları oluyor. Kaybedince kaybetmeyi hazmedemezler ve kesinlikle intihar ediyorlar. Ne yapalım? İntihar edecek. Asla teslim olmazlar. Çünkü İskitler, Keltler ve Traklar, bilhassa İskitler, ne denir? Ancak kendileri isterse düşmana gözükürler. Vurkaç taktiği. Ormanda bir anda kaybolurlar. Ve özgür, çok iyi savaşan, en iyi şekilde ok, yay vesaire, her türlü şeyini, silahı kullanan, özgürlüğüne düşkün insanlar. Ancak bir o kadar da inanç sistemlerine bağlılar. Gök Tanrı için vücutlarını maviye boyar. Efendim bu şeylerde, megalitik alanlarında da her türlü ritüellerini yerine getirirler. Nedir bu ritüeller? En azından bizim Bize'deki kutsal alanımızda. Muazzam anıtlar var. Muazzam anıt. Hiçbir mezar değil.
Hiçbiri mezar, yani mezar apayrı bir şeydir. Bunlar ya yakılarak ölüleri yakılır bu kültürlerde, yahut toprak altı gömüleri vardır. Ancak bildiğimiz o tünel işleri ya prensler ya efendim prensesler, savaşçı ya kahramanlar ya da atları gömülür. Atlar çünkü onlar için kutsaldır. Atsız bir savaşçı düşünülemez. O zaman bir savaşçı öldüğü zaman atını da öldürüp onunla birlikte mi gömülür? Atını öldürüp, şimdi o İskitlerde de bütün bu kültürlerde de atla beraber, evet öyle oluyor. Bu bir kurban diye bakalım. Efendim ne bileyim ben, ne bileyim bir şu anda bazı... Yani belki o kadar özdeş ki onunla, hani ne bileyim, evet, kimisi kılıcıyla gömülür, işte tacıyla gömülür falan, onun gibi. Onun varlığı savaşçı adını taşıyabilmesi o atlara bağlı. Buna bir atı yok, bir savaşçının 5-10 atı var. Tamam. O atları gömerler yahut da boştur o tümülüsler. Niye boştur? Savaşa gidip de geri dönmeyenler için sembolik tümülüsler yaparlar. Ancak bu üst kademe. Ha. Şimdi Trakya'da bizim bu bölgemizdeki kutsal alandaki megalit anıtlar çok enteresan anıtlardır. Devam edeyim mi? Lütfen lütfen. Çok enteresan anıtlar. Ben bu 17 yıldır yaptığım araştırmalarda özellikle Avrupa'da, Avrupa sınırları içinde, Asya'da ne kadar megalitik alan varsa, ne kadar megalit çeşidi, tipi varsa hepsini etüt ettim. Ve ben bizim alanımızdaki kadar görkemli ve de karakter sahibi, karakteristik ögelere, şeylere, megalit anıtlara rastlamadım. Hı hı. Ne bileyim, Nartlarda, Nart destanında biliyoruz, Kafkasya'da Kafkas kahramanlarının oturdukları, karar verdikleri kayalara oyulmuş taş koltuklar vardır. O taşa oturmak merakından değil, o taşın enerjisini kendine alıyor. Tamam mı? Aynı taş koltuklara bu şeyde, bizim alanlarımızda rastlıyoruz. Burada Rize'de var, Isırancalar'da var. Harika kutsal tapınaklar, şeyler, anıtlar var. Çok iyi dizayn edilmiş ve onlara benzer anıtlar ben Avrupa'da ve bütün bu büyük coğrafyada çok az gördüm. Ancak tabii değişik tipler şeklinde tipoloji yaptığımızda İrlanda'da sıklıkla rastlanan üst üste taşların bir kadere şey olarak, yani taşların üst üste normal olarak oturtulduğu bir takım efendim megalitler veyahut da bizimkilere biraz da benzeyen birkaç megalite rastladı. Demek ki bu bölge özel bir bölge. Bu bölge kesinlikle bütün bu klanların vesairenin, bu kültüre mensup insanların toplantı mahalleri, dini günlerini, kozmik günlerini, yani nedir bu, ekinoks günleri, yaz gün dönümü, kış gün dönümü. Bundan haberdarlar. Tabii haberdarlar. Efendim işte kahramanları, liderlerini yeniden seçme vesaire, cenaze ritüelleri, şu sonra bu insanların ritüelleri genelde gece olur. Bunu ben bir görsel şölen olarak algılıyorum. Mutlaka gün batımıyla başlarlar. Gün batımı kutsaldır. Güneşin doğuş batış anı, sis, yağmur, efendim rüzgar, bütün bunlar kutsaldır. Günün batımı ve doğumu. Gün batımında başlayan ritüellerde meşaleler yakılır. Meşale. Ve de yazılı kaynaklarda gene der ki, ıstırancalarda her an gayda sesi yankılanırdı. Hmm. Gayda ya da tulum diyelim. Şimdi meşaleler yanıyor, gaydalar çalıyor. Muazzam bir müzik, düşünebiliyor musunuz? Görsel bir şeyler. Ve de mesela bunların and içme olayı, and içme bu kültürün... İşte böyle burada, değil mi? Evet, evet, and içme kültürlerinin en büyük ögesidir. And içme törenleri çok kutsaldır. Ve de bunların şeyleri de, bu insanların o koreografi adeta muazzam bir şey var. Diz çökerler, 3 kere diz çökerler. Kılıçlarını bir efendim baş tarafından, bir de keskin tarafından birbirlerine değdirirler ve riton dediğimiz
Ya şey vardır efendim, bu ritüellerde kullanılan kadehler, liton diye böyle boynuz şeklinde görmüşsünüzdür. Onlarla o kutsal anı kutsamak için içkilerini içerler. Şimdi aslında çok enteresan olan bütün bunlar, bunların fak dediğimiz yarım da yarım şey yani orağa benzer adeta küçük kılıçları, hançerleri, o bir kupaları, alt paralarını koydukları deri keseler, bütün kendilerine lazım olan her şey bellerinde, İskit kemeri dediğimiz ve de İskitler, Traklar ve Keltlerde daima kullanılmış olan o kemerlerin üzerine hepsi asılıdır, asabilirler kılıçları üzerlerinde. Harika ritüeller yapılır. Lider seçerken kabul ediyorsa lideri kılıçlarını dikine koyarlar. Kabul etmiyorsa yatay koyarlar. Yahut da yine bir kahramanlık anı kutlanıyorsa, o filmlerde gördüğümüz, o da bir hakikat, birebir çevrilmiş, çekilmiş, kılıçlarını taşa saplama ritüeli. Şimdi zaten o Yunan mitolojisindeki Ares vesaire, onlar bu kültürlerden çok daha sonra bu kültürlerin kendilerine isim vererek, Ares yok efendim, Zeus vesaire şekillendirdikleri Yunan mitolojisinde Ares, Tanrı Ares, efendim, savaş tanrısı. Hayır, bunlarda savaş tanrısı falan yok. Savaş ruhu. Kimdir o? Kandaon. Kandaon. Şimdi bunun son güzel bir araştırmasıyla Romanyalı araştırmacı Mirka Eliad gayet güzel bir şekilde bunun safahatını ortaya koyuyor. Savaş ruhu. Ve yalındır. Onlar öyle mabetlerle falan işleri yok. Ne yapar? Kılıcı saplar. O kılıç, kılıcın kendisi zaten semboldür. Savaşçı sembolü. Bence bunlar çok güzel, yalın. Süsten hoşlanmazlar yaşadıkları ortamda. Ancak hiçbir zaman taşların üstünde, o koyuklarda, oyuklarda oturmazlar. Öyle sanıldığını anladığım şeyler okudum. Yazılı kaynaklarda kovuklar, estağfurullah, Traklar kovukta filan ne otursun? Trakya o kadar soğuk bir yer ki, kışlar o kadar haşır ki, sert ki. Gözetleme vazifesini yapan savaşçılar nerede oturacak? O oyukların içinde ne yapsın yani, nereye gitsin, dağların tepesine? O bunların kendileri akarsu, mutlaka akarsu kenarlarındaki iğmeli ev dediğimiz. Ve bu iğmeli evler biliyorsunuz Keltlerde, Traklarda ve bütün Asya'da. Ta ki efendim Kuzey Buz Denizi'ne kadar. Halen Urallarda, Ural dağlarında yaşayanlar hala bunlarda otururlar. Ahşap konstrüksiyonlu evlerdir bunlar. Ve de çok enteresan, mesela ben yaşadığım köyde yakın zamana kadar 25-30 tane iğmeli eve yetiştim. Tabii o dönemin evine değil, ancak son iğmeli ev yapan ustaların yaptığı evlerdi bunlar. Çok enteresan. Hepsi benim fotoğraflarımda kaldı. Hepsi evet yok oldu. Şimdi bu birebir bu sistem. Mesela geçme fındık dallarından yapılır, beden örülür. O fındık dalları geceden suya yatırılıyor, güneş doğmadan örülüyor çünkü güneş doğduğu anda sertleşiyor. Üstüne de şeylerle, özellikle yetiştirilen bitkilerle, sazlarla kapatılıyor ve destek ağaçları konularak muazzam bir ağaç. Ahşap konstrüksiyondur. Bu tamamı ahşaptan yapılmış evler. Ancak aynı sistemi biz İskoçya'da ve İrlanda'da birebir rastlıyoruz. Halen İskoçlar bunu çok güzel kullanmışlar. Bilhassa Orkney. Orkney megalitik kültürlerin İskoçya'da en iyi yansıdığı merkezdir. Hem megalitleri açısından hem de bu evler turistleri kalmak üzere kiralıyorlar. Ufuk Hanım, yine reklama gitmem gerekiyor. Tamam, reklamlardan tamam, sonra dinleyeceğiz tamam. Ufuk Hanım'ı. Devam edeceğiz. Daha başka tabii neler var? Elbette konuşmamız gereken, bu takım yıldızlarına bakıyorlar dedik ama
Hani bunu ben bir merak ettim. Muhakkak bunu da konuşalım istiyorum. Tabii. Bir de o taşlar, sizin de ifade ettiğiniz gibi hani muazzam anıtlar dediniz. Evet. Hani bunun nesi böyle bu kadar üstün ve bunca tonluk nasıl getirmişler oraya ya da nasıl kendileri inşa etmişler? Bunları da soracağım birazdan buradayız. Islancalar bölgesinde binlerce yıldır var olan Kutsal Kale. Trak ve Kelt uygarlığı ve onların megalitik kutsal alanları. Ve tüm kültürlerini anlatan Vize Oppidum Kutsal Alanlar Projesi. Şimdi bilinmeyende, Arkeolog Ufuk Baş Arı'yla Avrupa Birliği'nin de çok yakından ilgilendiği bir proje. Bu projeyi konuşuyoruz. Islancalar Bölgesi, Vize, Oppidum ve Megalitik Kutsal Alanlar Arkeolog Arkeopark. Arkeopark. Çok zor bir proje ismi aslında ama tabii siz anlattıkça daha çok bir anlam kazanıyor. Evet. Şimdi konuşacağız demiştim hani reklam arasından önce. Onlar takım yıldızlarına bakıyorlar ve sesi çok önemsiyorlar. Otlarla şifa arıyorlar. Hı. Bilmiyorum büyü sihir falan da geçiyor ama ne derece doğru size soracağım ama ondan önce siz reklam arasında bir şey söylediniz. Benim çok dikkatimi çekti. Bununla devam etmek isterim. Taşların sırrını biliyorlar dediniz. Bu ne demek? Taşların sırrı. Taşların sırrı bir hakikat. Taşlar sır taşıyorlar. Şimdi ben belki burası yeri değil ancak ben bunu kendimde görüyorum. Niye? Tam yeri buyurun. Evet. Mesela İstanbul'dan rahatsız hasta olarak gittiğim çoktur ıslancalara. Sonra ben birdenbire canlanırım. Benim bir kılavuzum vardır. Vize'nin Akpınar köyünden Ali Osman ki ona şükran borçluyum. O olmasa ben o dağları tek başıma mümkün değildi. Birden bak o kadar hızlanırım ki Ali Osman bana yetişemez ama ben bir gün önce hasta çıkmışımdır İstanbul'dan. Hatta çocuklarım, ikizlerim bana daima yardım etmiştir küçükken. Herkes şaşırır ya acaba sahi miydi yoksa değil miydi? Yani ben canlanıyorum demek ki bir şey var ancak benim dolaştığım bu bölgede kuars o kadar çok ki kuars. Granit, kuars ve granit yani kuars saatlerimizi de dahi kullanılabilen muazzam marifetleri olan bir taş, özel bir taş, kuars granit. Şimdi bu insanlar bütün bunların farkındalar, farkındalar ve bunları çok çeşitli yerlerde kullanıyorlar. Ancak ben şimdi en etkin olarak kullandıkları yeri anlatmak istiyorum ki bu benim bu çalışmalara girdiğimde fark ettiğim özel bir çalışmadır. Ancak artık yeri bu. İrlanda Kuleleri. İrlanda Kuleleri diye bir kavram var. İrlanda Kuleleri sağlam olarak zamanımıza 23 tane gelmiş. 90 tanesi ayakta. İrlanda Kuleleri bunlar mezarlıkların vesairenin yanında bulunan kulelerdir. Bildiğimiz kule ama İrlanda Kuleleri nedir? Bizim birebir bildiğimiz deniz feneri formundaki kulelerdir. Şimdi bu İrlanda Kulelerinin bulunduğu bölgelere baktığımızda mutlaka İskoçya, İrlanda, bütün o çok haşin kıyılar, tabii muazzam sarp kayalıklar vesaire oralara dizilmişler. Yahut da dağlık bölgelerde akarsulara ve de göllere
ve de şelalelere yakın yerlerde bulunan kulelerdir bunlar. Çok enteresan bir şekilde yer alırlar. Ancak bu kulelerin zamanında savunma için kullanıldığı söylenmiştir ki mümkün değil. Çünkü bunların alt çapları kullanılabilir çapları 2,5-3 metreyi geçmez. Daraldığı en üst yerde 90 santimlik bir çapa kadar, yani orada kim nereye saklanacaklar, ne savunması olacak, alakası yok. Bazıları penceresi dahi yoktur, dışarıya en ufak bir açıklığı yoktur. Ancak tabandan çok yüksek bir yerde, aşağı yukarı 4,5-5 metre yükseklikteki bir seviyede kapıları vardır bunların. Şimdi bu kulelerle ilgili hakikati bir Amerikalı bilim adamı Callahan keşfeder zamanında. Ve İkinci Dünya Harbi'nde bu görevli olarak bu kuleleri de kullanarak işte etkili hava saldırıları vesaire ve bir şekilde kulenin tepesine çıkması gerekir. Çıkar ve iner ve kendinde bir değişiklik hisseder. Daha hafiflemiş, başı dönüyor gibi. Yani bir değişiklik hisseder ve bu işin üzerine gider fizikçi. Ve zamanla buradaki düşük frekanslı radyo dalgalarının kendisine etkilediğini anlar ve bu işin derinine gitmeye karar verir. Ve bu kulelerin olduğu bölgeleri daha sonra, tabii bu derin bir araştırma, incelediğinde kulelerin olduğu bölgelerde bir sera etkisi hisseder. Sera etkisi hisseder ve bitkilerin daha bir canlı, verinin daha iyi olduğunu keşfeder. Ve kökenini araştırmaya karar verir ve kulelerin kaidelerinin, yani kulelerin ne tarz inşa edildiğini inceler ve sonunda bütün bu kulelerde ortak olarak aynı mimarinin uygulandığını görür. Burada seçilmiş taşlar aynı kalınlıkta tabakalandırılmış olarak kullanılmışlardır. Ve de hiçbir şekilde bunların bu kaideyi oluşturan bu taşlar topluluğunun hiçbir şekilde bir mimari ögeyle bölünmemesi, yani bir pencere bir kapı falan. Onun için kapılar kaidenin oldukça üstüne yapılmıştır, üst seviyesine. Burada sırasıyla çok ısıya emen ve de bir takım özel özellikleri olan granitin, bazaltın, kuarsın, arduas taşının ve kırmızı kireç taşının kullanıldığını görür. Bunu daha sonraki araştırmalarımda ben deniz fenerlerinde vesaire de incelediğimde yahut da bir takım enerji üreten kule vesaire de bunların tabanlarında aynı taş sisteminin aynı ölçülerde kullanıldığını buldu. Ve de der ki Callahan, bu tarz yapılan kulelerin kaide sistemleri mevcut güneş ısısını gündüz emiyor ki bazalt muazzam ısı emer. Granit muhafaza eder ve yansıtır. Bu ısıyı emiyor, geceleri ışığa dönüştürerek ışık kuleleri olarak kullanılıyordu bu kuleler der. Biraz şaşkınlık içindeyim şu anda. Çünkü bu kulelerin bulundukları yerler o haşin denizin, o sert kayaların olduğu kıyılardır daha çoğu. Peki bunları nereden biliyorlar? Bu insanlar denizci kavimler olduğu için tabii ki gemilerle binip gideceklerdi ama ışıksız parçalanmadan mümkün değil, hepsi parçalanırdı. Biliyorsunuz İskoçya, İrlanda kıyıları. Peki bu bilgiyi nasıl edinmiş olabilirler ki? Edinirler. Onlarda bizim bilmediğimiz yüksek bir mekanik, matematik, astronomi, kimya, fizik bilgisine sahip olduğumuzu artık bizim kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bunları bu sisteme göre dizdiyse, bir arduazın yahut da bir granitin, bir bazaltın
kuarsın özelliklerini aynı ölçüde kullanacak bildiğine göre bu biliyorlar bu işi. Ya tabii ki biliyorlar. Sonra, işte mesele niçin nasıl su kenarında, niçin deniz kenarında su, deniz suyunun bir takım kimyevi özellikleri vardır, ısıyı geçirme vesaire. Ne bileyim. Şimdi kalan araştırmaları derinleştiğinde bu bölgede yaşayan insanlar da bir takım değişiklikler hissediyor. Yani daha sakin, daha yani birçok şeyin bunları etkilediğini, bu sistemde yapılmış kulelerin çevresindeki insanların bir şekilde bir enerjiden etkilendiğini kabul ediyor. Tabii muazzam eleştiriler alıyor. Ancak bu zaman içinde doğrulanmıştır. Ben sayfalar dolusu eriştim bunlara. Zaten çok enteresandır Pelin Hanım. Ne hikmetse Traklar, Keltler ve İskitler ve de bütün bu kültürlerle ilgili yapılan araştırmalarda çok az bilgiye sahip olunur. Ben o kadar çok bilgiye sahip oldum ki binlerce sayfa benim çalışma odamda geçmeye yer kalmamıştır. Tabii Trak diye ararsanız, Kelt diye ararsanız olmaz. Mesela Trakodaç diye aramayı da bileceksiniz. Geto Traklar, Geto Daçlar. Peki acaba şimdi, üzerlerinde böyle sürekli taşıdıkları, efendim, kendi üzerlerinde taşıdıkları bir taş var mı? Kuars taşırlar. Kuars taşırlar. Çünkü kuars... Ne yapıyorlar, boyunlarına falan mı takıyorlar, ceplerine mi alıyorlar, ne yapıyorlar? Takıyorlardır, takarlar. Onlar çünkü biliyorsunuz Keltlerin takıları meşhurdur. Çünkü savaşçılar, özellikle kadın savaşçılar savaşa giderlerken en güzel şekilleriyle, halleriyle giderler. Bir zamanlar Zeyna diye bir dizi vardı hatırlarsanız. Orada tabii belki de aşırı idi görseller. Ancak o bir hakikat. Mutlaka kadın savaşçılar takıları vesaire en güzel şekilleriyle giderler. Takı kutsaldır, güç verir. Bileklikleri, takıları, gümüşleri, mesela tork dediğimiz Keltlerin boyunlukları vardır. Ucu açık boyunlukları, o kutsaldır. Kutsalın dışında bir de onlara güç verdiğine inanırlar. Aynı torka biz bir Kazakistan'da bir tribüste bulunmuş kabartma üzerinde rastlıyoruz, İskitlere ait. Elinde tork taşıyor, kocaman bir tork. Tork neye benziyor şimdi, ben gözümde tork canlandıramadım. Mu? Tork benim bu kolumdaki bileziğim. Bileziğe benziyor. Şu şekilde görüyor musunuz? Yani bunu boynuna taktığını düşünün. Bu iki uç bilirsiniz. Tamam. Tamam. Ne manaya geliyor acaba bu, böyle önü açık bir yuvarlak şeklinde takıyorlar? Yok, şimdi metal, gümüş. Gümüş mü onların tabii, torkları? Tabii. Gümüş veyahut da deriyle karışık gümüşler. Ha, bu da sizinki de öyle. Efendim, herhalde tesadüf değil sizin bunu takıyor olmanız, öyle mi? Enteresan. Hem böyle takıyorlar hem de kuarts takıyorlar. Kuarts takar, da bilelim. Her türlü takıyı takarlar. Savaşa gayet çok takı takarak giderler. Boyanırlar. Yani vücutlarını boyarlar. Ancak çok enteresan bir şey. Çok enteresan bir şey. Bu kuleler, bu kulelerin eşlerine biz geçiyoruz Kafkasya'ya. Kafkasya bölgesinde Vaynah kuleleri olarak rastlıyoruz. Aynı tip kuleler. Araştırma yaptırdığınızda yazılı kaynaklarda şöyle bir rastlarsınız. Piktler, Kelt kaleleri, Kelt kuleleri, şimdi Kelt kuleleri, Piktler, yani İskoçya'da Albanlar olarak gördüğümüz, İskoçlarla birleşip Albanlar olmuşlardır, Piktler. Şimdi bakın, Kafkasya neresi, İskoçya neresi? Şimdi aynı kuleye ben nerede rastlıyorum? Demin anlattığım işte Kilikya, Trakya'ya da Anamurion eski kentinde iki ışık fenerine rastlamışımdır. Ne enteresan, yani güneş enerjisinden yararlanmayı biliyorlar. Işık enerjisine çevirirler. Peki şunu sorar mısınız? Daha mesela Brok dediğimiz yapılar vardır ki gene bilhassa Orkney, İskoçya'da. Bunlar da gene mesela İskoçya'nın havasını daha ılımlı yapabilmek için kullanılan, enerji değişimini sağlayan büyük yapılardır. İşe yarıyor mu? Yaramış o zamanlar. Peki takım yıldızlarına bakıyorlar demiştik. Ondan nasıl yararlanıyorlar? Şimdi takım yıldızı ile arkeoloji, yani arkeoastronomi olayını
çok iyi biliyorlardı. Çünkü ne dedim, birebir kendilerini evrenle özdeşli, yani evrenle beraber yaşamlarının devam ettiğini, zaten evrene karışacaklarını, kendilerini kozmos kişisi olarak adlandırırlar. Kozmos kişisi, düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunlar bir kere bütün takım yıldızları birebir toprağın üzerine indirirler. Yani megalitlerle canlandırırlar. Bir büyük ayı, bir küçük ayı, efendim onlar için çok önemli bir takım yıldız, yani dragon, ejder takım yıldızı, dragon. Bütün bunlar, kral takım yıldızı, kraliçe takım yıldızı, Kasiopya, hepsi birebir toprak üzerine indirilmiştir. Niye? Ritüelleri için. Peki indirilmiştir derken yani ne yapıyorlar? Yani birebir onlara uygun. Mesela Nil Nehri de Samanyolu'nun aksi olarak kabul edilmiş ve Gize piramitleri vesaire onun için, onun üzerine dizilmiştir. Yani birebir indiriyorlar. İndirmek demek o, yani toprak üzerine megalitleri yerleştiriyorlar. Onların izdüşümü olarak yerleştiriyorlar. Şimdi Stonehenge izdüşümü dışında bu insanların ekinoks olaylarını, yani yaz ve kış gün döneminde güneşin doğuşu ve batışı, yahut da sadece doğuşu, doğuş anındaki düştüğü noktayı gene bu megalitik ortamda belirli bir yere sabitleştirmek, bu çok zor bir şey. Tabii. Ancak tabii bunlar ritüel yapılan sahalar, kutsal alanlar dışında bütün bu megalitik anıtlar birer astronomi merkezidir. Yani bu insanların astronomi merkezleri, yani göksel merkezleri mevcuttur ki bunu en yakın örneği, bize çok yakın, Romanya'da San Gizagetusa denen bölgede ki güneş ve ay kutsal alanları diye bilinen ve de güneşin ve ayın tüm hareketlerini, tüm şeylerini, efendim özel günlerini birebir orada taşlar üzerinde ifade ettikleri muazzam bir astronomi merkezidir. Peki bunlar acaba bazı kararlarını verirken güneşin, ayın konumuna göre ya da gezegenlerin durumuna göre olmuyor. O astrolojiye giriyor. Hayır. Direkt bildiğimiz astronomi ilmini, kutsal geometri ve matematiksel hesaplarla birebir tatbik eden kültürler bunlar. Şimdi bu kutsal alanları, mesela Gize piramidi ile Stonehenge'i bizim Ağrı Dağı'mızda bir üçgen şeklinde birleştirebiliyorsunuz. Ağrı Dağı kutsal bir yerdir, enerji merkezidir. Mesela demin bahsettim, Dodona dedim, Delphi, Dodona, Epidauros, Yunan kültüründe çok yakından bildiğimiz yuvar. Bunları birleştirdiğinizde yine kehanet merkezleri, kutsal geometri. Tamam mı? Şimdi arkeoastronomi olayı çok değişik bir olay. Bizim bildiğimiz bütün piramitler, Orta Amerika'daki, Peru civarındaki, Maya, Aztek, İnka kültürlerinde kullanılan bütün basamaklı piramitler, ki onların o kadar çok isim gözüm hafızamdan, Karakol denen bir bölgesindeki bütün piramitler tümü astronomi merkezidir. Her biri göksel olaylar için inşa edilmişlerdir. Şimdi belki inşa ediyorlar da, yani tamam, bunun belki sembolik bir anlamı olabilir. Astronomi ama onun dışında hani ne diye kullanıyorlar, ne işlerine yarıyor, ben onu öğrenmek istiyorum. Astronomi ne işlerine yarıyor? Astronomiyi bir ilim olarak kullanıyorlar. Yani hayatlarında nasıl bir yansımasını görüyorlar? Günlük hayatlarında ritüeller olarak yansıyor. Onların için doğumdan ölüme ritüeldir onlar. Yani doğuşlar başlar ritüel, cenaze ritüeline kadar. Yani şimdi ayın hareketleri, takım yıldızların hareketleri, güneşin hareketleri, bütün bu yansımalar, düşünebiliyor musunuz? Onların ritüel olarak kullanımı, bu epey bir gün.
epey bir o toplumları bir araya getiriyor ve anlamlı bir şekilde. Çok önemli ritüeller. Yani en azından onun için kullanıyorlar. Peki siz kendi kendinize tabii ki bizim bilmediğimiz çok şey için kullanıyorlar mutlaka. Ben onu şu anda dışındayım. Ancak onu soracaktım yani. Geri dönecek olursam oradaki sarsen taşları, efendim trinitonlar dediğimiz o üçlü büyük taşlar veyahut da dış daireyi çeviren taşlar, her biri efendim 50 ton. Yukarıdaki triliton dediğimiz yani üçlü taşların üstündeki taşlar 6 tondan başlıyor. Onları 7,5 metredir, 8 metredir yükseklikleri. O seviyeye nasıl çıkardılar? Nasıl çıkardılar? Fikrimiz var mı? Fikrim tabii ki yapılan deneysel arkeoloji metotlarının hiçbirine katılmıyorum. Çünkü olmaz ahşap kaldıraçlarla, olmaz mesela ısrancalarda ben 90 ton olan megalitler buldum. Şimdi bir takım aletlerle ölçme imkanımız var. Şimdi o bölgedeki ısrancı ormanlarının yarısını kesseniz o 90 tonluk 3 tane taş topluluğu megaliti bir araya getiremezsiniz. Kolay iş değildir. Ben Assos'ta, kazıda efendim bir lahit kapağını ceraskal kurulmadığı için bütün amelilerle birlikte alıp kapağı lahidin üstüne oturtamadık insan gücüyle, ki kaç kişi. Yani bir takım enerjilerin, kinetik enerjinin vesairenin kullanıldığını artık kabul etmemiz lazım. Ki o yani yine bilimsel bir sebep arıyorsunuz. Evet, öyle arıyorum. O trilitonların, o Stonehenge'deki o muazzam blokların efendim lento dediğimiz üst taşının yukarı 7,5-8 metre yukarı oturuyor, üstüne hop diye oturmuyor. Bizim arkeolojide teşkilatımız var ya, ahşap mimaride de kullanılır. Yani birinin çıkıntısına öbürünün girintisi girecek. Oturuyor. Düşünebiliyor musunuz? Geçiyor ya. Yani o taş oraya çıkacak. O koca bloğun o taş, o yivli deliklerini bulacaksınız, üstüne oturacak. 8 metre yukarıya 6 tonu çıkarıyorsunuz. Neyle çıkarıyorsunuz? Ya tabii böylesine ilerlemiş bir medeniyetin, yani sizin ifadenizle yüksek medeniyetin, bunlar nasıl yok olabiliyor ya? Çok acayip değil mi bu? Bilmiyorum, acayip tabii de. Bir ısı enerjisini çevirebiliyor ise bu insanlar. Tamam. O zaman ses enerjisini, ses de bir enerji. Evet. Ses enerjisini ve de efendim bunları kullanarak bir takım sesin enerjisiyle bir şekilde oraya çıkarıp oturtuyor. Sesin enerjisiyle. Sesin o zaman doğaüstü bir durum söz konusu doğa diyeceğim. Doğaüstü olmaz. Sesi kullanarak. Mesela. Ama biz bu yüzyılda bunu yapamıyoruz. Efendim biz ama mi? Ama biz bu yüzyılda bunu yapamıyoruz. Biz bu yüzyılda çok şey, daha neler yapamıyoruz onların yaptıklarının yanında. Mesela i̇şte dolmenlerin mutlaka büyük bir kısmının deniz kenarlarında bulunduklarını, onların özel yapılar olduğunu ve bir dolmene, Kafkasya bölgesi dolmenlerinde bu denendi. Rus araştırmacılar, bu da hepsinin adı yazıyor ama vaktimiz belki az. Birine vurduğunuzda 10 kilometre öteden o dolmenin çıkardığı dolmen ses. Dolmen nedir, ben bilmiyorum. Dolmen bir megalitik anıt diyorum artık. Efendim yan taşlar üzerine bir düz taş konur. Bizim Anadolu'muzda var, Trakya'da var. Ve bunlara taş masa, yani dolmen taş masa der İrlandalılar, İskoçyalılar. Ve de taş masa şeyini tam olarak... Onunla mesaj mı gönderiyor? Efendim? Onunla mesaj mı gönderiyor? Vallahi siz bunu nasıl şey diyoruz? Deniz kenarında olduğuna göre belki siste filan uyarma olarak kullanıyorlar. Mesela bu İrlanda kulelerinin hepsi deniz kenarında değil. Ovalık bölgelerde vesairede çok sisli bölgeler İngiltere. Orada uyarıcı sistem, insanları uyarmak lazım. Işık sistemi, ses sistemi. Bugün hala denizlerde efendim gemilere değil mi bir şekilde bir sesle haber verilir, yani sis var, ne bileyim değil mi? Ses. Şimdi bir baktığınız yani, zaman yaşamların bir bölümü çok iptidai ama bir aslında baktığınız iptidai zaman... değil, iptidai gösterilmiş. Bu harika imeli evlerin içinde harika hayatlar yaşıyorlar, ancak onlar doğa adamı, yani doğaya
gök tanrı. Ya bu bir tercih o zaman diyorsunuz. Tercih. Yani yalın, rahat yaşamak için yalın şeyler. Ve savaşçı kayınları olduğu için tabii ki çok kurulu düzen, öyle saraylar, neler, efendim kervansaraylar falan öyle şeyler yapmaya vakitleri de yok. Orada geçirecek zamanları da yok. Bunlar ya kültür yayılımcıları, ben öyle kabul ediyorum. Hareket halinde oldukları için bunlara fazla değer vermiyorlar. Onlar benim anladığım kadarıyla daha çok felsefeye, mimariye, kendi megalitik mimari muazzam bir olay. Bir piramitler de megalitik eserlerdir. Bunlar kolay işler değil. Hı hı. Mimariye, felsefeye, astronomiye, bu tarz şeyleri... Peki telepati de kullandıkları söyleniyor, doğru mu? Yani ya da siz rahatsızlığınız var. Bu şekilde şimdi bu az konuşmak var ya... Yani sesin kutsal olduğunu düşünüyorlar, değil mi? Çok şimdi, fazla kullanmıyorlar. Az konuşacaksın diye. Az konuşma. Daha doğrusu az konuşma neyi getirir? Başta kaydelerinden bir tanesi. Getirir. Evet. Tamam mı? Yani hani az konuş. Yazda telepatik güçler. Yani ne kadar az konuşursanız hani bizde derler sessizlikte hikmet vardır der. Ha, o sessizlik anında çok şey yakalarsınız doğada ve ne bileyim daha dingindir beyin. Daha ve bunu bir felsefe sistemi olarak bir inanç sisteminin bir parçası olarak yaptığınızda tabii ki çok daha değişik yerlere varıyorsunuz. Telepatik güç bu vardır bizim altıncı hissettiğimiz içime doğdu filan gibi değil mi? Kullanılıyor. Mutlaka gelişmişti ki druidlerin yani meşe adamların yani efendim keltlerin inanç sisteminin idarecilerinin bu becerilerinin çok geliştiğini. Finlilerde elfler dediğimiz toplumun da aynı şekilde duru görün. Yani önceden hissetmek, bir şeyin öyle olacağını bilebilmek, kahinlik değil. Duru görün, o bunlar apayrı bir şey. Bir şekilde geliştiriyorlar. Şimdi biz beynimizin birçok kısmını hakikaten kullanamıyormuşuz ki ben bunları doktor arkadaşlardan duydum. Bunlar kullanıyor. Bir şekilde kullanıyor. Bir şekilde bir enerjiyle Stonehenge'in o 6 tonluk taşları 8 metre yukarıya 50 ton üstüne oturtulabiliyor. Demek ki bir enerji kullanılarak ama kesinlikle yok kaldıraçla filan mesela sarsen taşlarından birini yüklediler. Herhalde biz de yaparız gibi geldi. Bir tek taşla o yükledikleri gemi neyse o battı. Evet. Peki şimdi Druid hani meşe adam dediniz meşe ya adam. Biz bir Merlin'i biliyoruz. Merlin'i biliyoruz. Hani Merlin de acaba onlardan etkilenmiş diyebilir miyiz? Şimdi Merlin'i biliyoruz tabii Merlin çok enteresan. Merlin bir aslında bütün bu şeylerini, becerilerini geliştirmiş bir insan. Yani bir sistemin temsilcisi aslında. Duru görüsü de var. Efendim telepatik gücü de vardır. Yani siz de şimdi fazla birini düşünseniz belki karşınıza yani bunlar çok enteresan olaylar. Ama onlar hepimizin ancak, başına evet gelmiştir. Ancak şöyle bir şey, kelt toplumu büyük haksızlığa uğramış. Bir dönemde kadınlar cadı diye yakalanıp yakılmış, erkekler büyücü diye yakalanıp yakılmış. Onlar büyücü ya da cadı olduklarından filan değil. O toplumu yok etme harekatının bir parçasıdır bu. Cadı ya da büyücü ne demek yani otlardan yani ne bileyim insanın midesi ağrısı bir ot kaynatıp içiyor. O otun farkındalığındasınız çünkü farkındasınız ona iyi geliyor ki içmiyoruz değil mi? Yani otlarla şifa buluyorlar. Otlarla şifa şimdi bulmuyor ben bile midem mesela ağrıdığında ot kaynatıp içiyorum yani şimdi ne duruyordum ne Merlin'le tanıştım yani hiç öyle bir durum yok. Yani doğal yani otlarla bir sağlık şifa bulmak çok güzel doğal bir şey. Doğal güzel bir şey ki şimdi alternatif tıp dedikleri olay işte o yöne doğru gelişiyor. Ama hiçbir de büyücü değil bu otlarla meşgul olanları. Bu kasıtlı şeyler. Tamam mı? Kötü göstermek. Kötü. O toplumu yok farz etmek. Aynen traklara yapıldığı gibi. Onlar üstün. Mesela bizim bu projede bana başından beri bana diyorum birebir kendileriyle yazıştım. Bu büyük bir cesaret aslında. Romanya'da tamamı arkeolog akademisyenlerden oluşan bir canlandırma grubu var. Terra Dacia Aeterna. Bu insanlar birebir
savaşlarını, savaş ritüellerini, birebir Trak kıyafetleri, Trak takıları, Trak silahları her şeyiyle bize anlatan, hatta çağrıldıkları yerleri, Trakların çok enteresan bu kültürlerin seramik fırınları vardır. Çok özel, elle yaparlar o şeyleri. Birebir onları gösterip onların nasıl yapıldığını öğreten bir topluluk Terra Dacia. Ve başından beri bu projeye başladığından beri ben onlarla temas kurdum. Dedim ki ben Trakların bir takım şeylerine ulaşabilirim ancak giyimlerine, takılarına falan mümkün değil. Ki burada bilmiyorum görsellerde var olması lazım. Onların üzerindeki kıyafetlerden Trakları, Keltleri tanıdım. Daha yakından. O zaman onlar ısrancalara deliriyorlardır efendim, herhalde o bahsetmiş olduğunuz topluluk. Evet. İnanılmaz evet, ilgileniyordur şimdi bu projeyle. Şimdi şöyle bir şey, şunu da söylemek istiyorum. Tarihte tabii yaşadıkları bölgenin soğuk olması çok önemli bir etken. Balkanlar ve de Keltlerin yaşadığı bütün o kuzey ülkeleri. Almanya çok iyi bir merkezdir. Bütün bu bölgelerdeki insanlar çok kapalı giyinirler, kat kat giyinirler ve pantolonlular diye anılırlar. İskitler, Traklar ve Keltler çünkü uzun pantolon giyerler zaten hep ata bindikleri için mümkündü. Pantolonları vardır, uzun tünikleri vardır. Çok şık kemerlerini, iskit kemerlerini takarlar. Üstlerinde silahları vesaire her şeyleri. Örme zırhları vardır. Ondan sonra harika bir pelerin atarlar. Ekseri koyu renktir. Pelerin taşırlar. Torkları vardır. Takıları mutlaka bileklikleri. Deri onlara güç verir. Hayvanın gücünü alırlar. Tamam mı? Zaten mesela onların savaş ritüellerinde bakın burada mesela geçiyor. Kalkanları, birebir Terra Dacia grubu. Hepsi arkeolog. Tüm Trak, Kelt, İskit başlıklarını gene onlarda birebir görüyoruz. Bunlar efendim sivri külah. Ta Orta Asya, Tuva Türklerinde de halen ritüellerde var. Tutun İskit başlığı, Trak başlığı, Kelt başlığı hepsi. Gidelim efendim Kral Odin, İsveç. Hepsi sivri başlıklar giyerler. Ve kanat, kuş tüyleri vardır. O kuş... Tanrı'yla olan yakınlıkları, göksel insan, kozmos insanı olmanın sembolleridir. Onu taşırlar. Sivri başlık metal olarak da giyerler. Ancak tipik başlıkları sağda görüldüğü gibi ya efendim sivri olarak biter yahut da zaman içinde Hititlerde. Zaman içinde Hititlerle Mısırların Kadeş Savaşı'ndan sonra Mısır kabartmaları üzerinde dahi gördüğümüz bir başlık tipidir bu. Ucu sivri bitmez, hafif bir topuz gibi biter. O kozmosun ifadesidir. Keltleri, Trakları konuştuk sevgili seyirciler. Ebu Yücel'le programı hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.